Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün sizlerle beraber Minecraft'ta dünyanın en küçük evini yapacağız. Yine bir ev yapım videosuyla karşınızdayım. Şimdi gördüğünüz üzere evin dışarıdan görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Ancak evin devamı da diğer yarısı da yer altında. 2'ye 2'lik inanılmaz küçük bir ev. Bu benim tasarımım değil. Onu baştan söylüyorum. Sonra olay olmasın. Şimdi lazım olan malzemeleri Alıyoruz arkadaşlar bir adet wood plank normal bir adet yarım blok slab e, tuzak kapısı normal kapı crafting table daha farklı malzemeler gerekecek birazdan e, daha sonra normal cam blok istediğiniz renk olabilir siyah güzel görünüyor ama bu arada bir de ince cam alıyorsunuz ve ev yapmaya başlayabiliriz şimdi şuradan başlayalım. 1, 2, 3 tane odun bloğunu üst üste koyun. Üstüne bir adet de yarım blok slab koyun. Bu arada dediğim gibi hava çok sıcak arkadaşlar. Gözlüklerim buğulanıyor artık. Göremiyorum önümü. Sıcaklarda kendinize dikkat edin lütfen. 1, 2, 3 adet odun bloğu. Üstüne slab. Slab'in sağını bir slab daha. Sonra arkasına şu şekilde iki slab daha koyacaksınız. Her şey okeyse Normal cam bloğunu arkadaşlar şu odunun tam çaprazına 1 2 3 olacak şekilde koyun. Son görüntü böyle bir şey olmalı. Daha sonra ince camlı da şu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Şimdi bunun arka kısmına geçelim. Üst kısma bir adet crafting table koyun. Daha sonra şöyle gelin arkadaşlar. Şuraya bir adet kapı koyun. Kapının olduğu tarafa. Bak biraz hızlı yapıyorum ama isterseniz başa sarıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada çok komik görünmüyor mu abi bu buğulanan gözlük? Gözlüklü arkadaşlara Allah'tan sabır diliyorum. Çok kötü gerçekten. Sonra bunu kapatıyorsunuz abi. Gördüğünüz üzere şöyle bir görüntü olması lazım. Şimdi gelin şu crafting table'ın tam altını değil bir önüne bir iki blok koyun. Üstüne tuzak kapısı, bloker, tuzak kapısı, bloker, tuzak kapısı sonra bütün tuzak kapılarını kapat. Böyle bir görüntü elde etmeniz lazım. Evin dıştan görüntüsü bitti. İsterseniz benim burada yaptığım gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu sonrası saklıyorum. Şimdi camlarla işimiz bitti. Şu camları artık şuradan kaldırabiliriz abi. Hatta kapıyla crafting table ile de işimiz bitti. Şu ikisi dursun. Şimdi kapıya gelin. Bu kapıları kullanmayacaksınız bu arada. Şu kapıdan eve giriyorsunuz arkadaşlar. Bak. 1, 2, 3, 4. 4 sıra kırdık tamam mı? Sonra normal odun bloğundan 1, 2, 3, ve 4. 4 tane koyduk. Daha sonra bulunduğunuz bloğu kırın bu şekilde. Abi gerçekten önümü göremiyorum. Gözüm buğulanmasından dolayı. <laughs> Pardon. Şimdi kırdınız böyle bir görüntü. Daha sonra bak izleyin abi. Çok dikkatli izleyin nereleri kırdığımı. Bak. Çevresini alıyorum tamam mı yavaşça? Bu şekilde. Hatta şu son iki bloğu da alabiliriz. Daha sonra buraları dolduracağız. Şimdi bize ne lazım? Bu bir başlangıç evi ve küçük bir ev. Şuraya bir adet fırın koyalım arkadaşlar. Fırının yanına da bir tane odun koyalım. Orayla işimiz kalmadı artık. Ee, daha sonra stairs alacağız, merdiven alacağız. Bu merdivenleri böyle ters koyabiliriz şu şekilde. Bak bu arada tekrar ediyorum, lütfen yorumlarda yazmayın. Bu benim tasarımım değil arkadaşlar. Bu yabancı bir kanalın tasarımıdır. Tamam sıkıntı yok değil mi? Merdivenleri ters koyduk. Bir blok bırakın buraya. Buraya bir blokluk yer bırakın. Hemen altındaki bloğun üstüne 2 adet slab koyun arkadaşlar. Tamam mı? Bu bizim yatak yerimiz olacak. Yalnız Minecraft'ın son sürümlerinde burada uyursanız bloğun içine sıkışıp ölebilirsiniz. O yüzden siz eski sürümlerde yani kullanacaksınız. Ben bunu açıkçası şekil için yapıyorum tamamen. Hani kullanışlı bir ev olur mu? Bence açıkçası çok kullanışlı değil. Daha basit bir şey yapılabilir ama ilginç bir şey olduğu için sizlerle paylaşıyorum. Şimdi içini anladınız değil mi? Yatağa koyduk şuraya fırını koyduk başka ne gerekiyor bize sandık gerekiyor arkadaşlar Hemen buradan bir tane sandık alalım Yatağın altına da şöyle iki tane açılabiliyor çünkü slap sandık koyuyoruz Bir tane de mesela eleman şu şey koymuştu enchantment table koymuştu Yalnız bu bence hatalı çünkü başlangıç evi abi bu enchantment table'ı Nasıl yapacaksın Elmaslar lazım bir sürü şey lazım Ama şekil olsun diye burada durabilir Daha sonra ladderlarımızı alıyoruz merdivenlerimizi Şu şekilde 2, 3, bir de şuraya 4. 4 tane ladder. Şimdi abi böyle ev bu şekilde. Yalnız şöyle bir süsleme yapabiliriz bak son olarak. Şu tahtayı kırıp, şu camı kırıp abi. Şuraya bir adet odun şey koyalım. Ne odunu? Toprak koyalım. Çapamızı alalım. Tohumumuzu alalım. Bir adet de bone meal alalım. Bu tamamen görüntü. Bundan bir şey elde edemezsin zaten. Sırf şekil olsun diye koydum. Bir adet de frame alalım. Bu arada baktığım eleman buraya şey koymuştu. Torç koymuştu. Ancak onda shader pack vardı. Normal Minecraft torç güzel görünmüyor. Ben onun yerine kafa koymayı tercih ediyorum. Hatta ejderha kafası koyalım mı? Şekil olsun. Ay inan bak ev dışarıdan çok ilginç görünüyor. Duşa kabin gibi görünüyor abi. Buradan giriyorsunuz eve. Burada fırınımız var. Yatağımız var. Chestimiz var. Enchantment table'ımız var. Ev bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi dünyanın en küçük evi Minecraft'ta. Kullanışlı olur mu bilmiyorum. Kullanır mısınız? Hiçbir fikrim yok. Ama bence acayip ilginç. Bu da herhalde Garbarius kanalındaki en kısa videolardan biri oldu. Ama dediğim gibi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Açıkçası ben bunu kullanmam. Ama ilginç bir tane böyle yapılabilir. Belki survival serisinde falan. Tek kişinin kullanabileceği ilginç bir ev. Gece uyuyup şeyi görmek lazım. Bloğun içinde ölüyor musun falan. Onu görmek lazım. Eski versiyonlarda sanırsam şey oluyordu. Sıkışıyorsan seni yukarıda falan öyle bir şeyler vardı yukarıda spawn ediyordu uyanınca. Ee, yani ilginç ya benim hoşuma gitti. Burada böyle şeyler var. Giriyorsun hop. Burada fırın, yatak, chest, enchantment table. Bu şekilde belki işinize yarar ancak kesinlikle görüntüsü hoş olan bir ev. Lafı fazla uzatmayalım ben bu arada bunların 3 tane daha yaptım böyle sıralı bir şekilde duruyor. Bu şekilde ev yapım videolarının ya da mod tanıtımlarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve garbaryusu abone olmayı unutmayın. Bu arada gözlükler buğulanmaya devam ediyor. Kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere.